Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Gloria Scott. "Burada bazı gazeteler var," dedi dostum Sherlock Holmes. Bir kış akşamı birlikte ateşin başında oturmuş konuşurken. "Sanırım ilgini çeker Watson. Bu sıra dışı Gloria Scott vakası ile ilgili bazı belgelerden bahsediyor. Sulh hakimi Trevor'un okuyunca dehşete kapıldığı bir mesaj yayınlamışlar." Çekmeceden biraz yıpranmış bir rulo çıkartarak bandını açtı ve gri bir kağıda yazılı bir mesaj çıkartarak bana uzattı. "Oyun için biletler bitti," diyordu. "Bildiğin gibi Hudson erken davranarak gereken her türlü şeyi bulup hizmetçiye anlatmış. Yine de çabuk olmak şart. Kaç keredir söylüyorum, kurtul şu tembellikten." Bu bilmecemsi mesajı okuduktan sonra kafamı kaldırdığımda Holmes'un yüzümdeki ifadeye bakıp kıkırdadığını gördüm. "Biraz şaşırmış görünüyorsun," dedi. "Bunun gibi bir mesaj insanı neden dehşete düşürür anlayamadım. Bana çok tuhaf geldi." "Doğru. Ama bunu okuyan adam, ki aklı yerinde bir adamdır, okuduğunda yumruk yemişe dönmüş." "Beni meraklandırıyorsun," dedim. "Peki biraz önce neden bu vakanın ilgimi çekeceğini söyledin?" "Çünkü ne zamandır bağlandığım ilk vaka bu." "Çoğu zaman dostumun zihninden suçla ilgili geçen şeyleri anlamaya çalışırım. Ama daha önce bunun gibi bir konuda böylesine neşeli olduğunu hiç görmemiştim." Koltuğuna oturup belgeleri dizine açtı. Sonra da piposunu yakıp tüttürmeye ve kucağındaki belgeleri evirip çevirmeye başladı. "Sana daha önce Victor Trevor'dan bahsetmemiştim değil mi?" diye sordu. "Üniversitede okuduğum 2 yıl içindeki tek dostumdu. Ben hiçbir zaman sosyal bir insan olmadım Watson. Çoğu zaman odamda oturup kendi küçük metotlarım üzerinde kafa yormayı tercih ederdim. Bu yüzden de öğrenci arkadaşlarımla pek içli dışlı olmadım. Benim atletizm ve boks dışındaki ilgi alanlarım diğer arkadaşlarımdan o kadar farklıydı ki onlarla pek zaman geçirmezdim. Tanıştığım tek kişi Trevor'dı ve onunla tanışmamız da köpeğinin bileğimi ısırması sonucu olmuştu. Biraz tatsız bir başlangıçtı ama işe yaramıştı. Ben sonraki 10 gün ayağım yüzünden yataktan çıkamamıştım ama Trevor da sık sık gelip hatırımı sordu. İlk başta konuşmalarımız kısa sürüyordu ama sonra gittikçe uzamaya başladı ve dönem sonunda çok yakın arkadaş olduk. O benim tersime kanlı canlı ve neşeli bir adamdı ama ortak bazı noktalarımız vardı tabii. Sonunda bir gün beni babasının Norfolk Donithorpe'daki evine davet etti ve birlikte bir ay geçirdik. Trevor'ın babası varlıklı, nüfuzlu bir adamdı ve toprak sahibi bir sulh hakimiydi. Donithorpe, Langmere'in kuzeyinde, Broas civarında küçük bir köydü. Evleri eski tarz, önünde güzel bahçesi olan ahşap bir binaydı. Çevre ördek ve balık avına müsaitti ve evin eski sahibinden kalan kütüphanesi de oldukça genişti. İnsanın orada keyifli zaman geçirmemesi için epey titiz biri olması lazım. Bay Trevor duldu ve dostum da tek oğluydu. Birmingham'a yaptığı bir ziyaret sırasında difteriye yakalanıp ölen bir kızı da olduğunu duymuştum. Baba çok ilgimi çekmişti. Fazla kültürlü biri değildi ama hem fiziksel hem de zihinsel olarak saf bir güce sahipti. Pek kitap okumuş değildi ama çok gezmiş, dünyanın birçok yerini dolaşmış, öğrendiği hiçbir şeyi unutmamıştı. İri yarı, beyaz saçlı, güneş yanığı tenliydi ve vahşilik derecesinde sert bakan mavi gözleri vardı. Ama bütün bu görünümüne rağmen civarda yumuşaklığıyla ve merhametiyle tanınıyordu. Orada kalmaya başladığım ilk günlerde bir akşam yemekten sonra oturmuş şarap içerken genç Trevor benden bahsetmeye başladı. O zamanlar henüz hayatımda oynayacağı rolü bilmediğim ama aşağı yukarı sistematik hale getirmiş olduğum gözlem ve akıl yürütme alışkanlıklarımı anlattı babasına. Yaşlı adam oğlunun beni överken abartmış olduğunu fark etmiş olmalı ki, "Hadi Bay Holmes," dedi neşeyle gülerek, "ben sizin için mükemmel bir malzemeyim. Benden neler çıkartıyorsunuz?" "Korkarım fazla bir şey yok," diye cevapladım. "Sadece geçen 12 ay içerisinde bir saldırı tehdidi almış olabileceğinizi tahmin ediyorum." Ben bunları söyleyince adamın yüzündeki gülümseme dondu ve bana şaşkınlıkla bakmaya başladı. "Evet, doğru," dedi. "Hatırlarsın Victor," dedi oğluna dönerek. "O kaçakçıları yakaladığımızda bizi bıçaklamakla tehdit etmişlerdi. Hatta Sir Edward Holly saldırıya uğramıştı.
O zamandan beri hep tetikteyim ama bunu nasıl anladığını bilemiyorum. Çok güzel bir bastonunuz var, dedim. Üstündeki yazıdan anladığım kadarıyla alalı bir yıl olmuş. Ama siz zahmete girip ucunu çıkarttırmış ve esaslı bir silah olması için kurşunla doldurtmuşsunuz. Bir korkunuz olmasaydı böyle bir şey yaptırmazdınız. Başka bir şey yok mu? Diye sordu gülümseyerek. Gençliğinizde boksa meraklıymışsınız. Bu da doğru. Nereden bildin? Burnumdan mı anladın? Hayır dedim. Kulaklarınızdan. Boksörlere özgü bir şekli var. Başka? Elinizle çok kazı yapmışsınız. Bütün servetimi altın madenlerine borçluyum. Yeni Zelanda'ya gitmişsiniz. Bu da doğru. Japonya'da da bulunmuşsunuz. Evet. Ve isminin baş harfleri JA ile başlayan biriyle yakın bir ilişkiniz olmuş. Ama sonradan onu unutmak için epey çabalamışsınız. Bay Trevor yavaşça kalkıp kocaman mavi gözlerini üzerime dikti. Sonra da kendinden geçerek yere yığıldı. Ne kadar sarsıldığımızı tahmin edebilirsin Watson. Neyse ki kriz fazla uzun sürmedi. Yakasını gevşetip yüzüne biraz su serptikten sonra kendine geldi. Ah çocuklar, dedi gülümsemeye çalışarak. Umarım korkutmadım sizi. Dışarıda ne kadar sert görünsem de biraz yufka yüreklilik vardır içimde. Bunu nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum Bay Holmes. Ama bana kalırsa bu yeteneğinizle bütün dedektiflerin pabucunu dama atarsınız. Sizin geleceğiniz burada yatıyor bayım. Tecrübelerime güvenin. İnan bana Watson, bu hobimi mesleğe dönüştürebileceğimi ilk defa bu tavsiyeden sonra fark ettiğimi söyleyebilirim. Ama işin doğrusu o anda beyefendinin rahatsızlığıyla ilgilenmekte olduğum için başka bir şey düşünemiyordum. Sizi rahatsız edecek bir şey söylemedim ya, dedim. Doğrusu o kadar hassas bir yarayı deştiniz ki, bütün bunları nasıl bildiğinizi ve daha ne kadarını tahmin edebileceğinizi öğrenebilir miyim? Bunları şakayla karışık söylüyordu ama gözlerinin ardındaki korkuyu hala görebiliyordum. Çok basit, dedim. Bir ara balığa çıktığımızda dirseğinizdeki JA dövmesini görmüştüm. Harfler hala okunabiliyordu ama biraz silinmiş ve çevresindeki derinin yıpranmış olması dövmeden kurtulmaya çalışıldığını gösteriyordu. Buradan da o ilk harflerin bir zamanlar size yakın olduğunu ama sonra da unutmaya çalıştığınızı anladım. Ne göz diye atıldı iç çekerek. Tam dediğiniz gibi ama bu konuda konuşmayalım. Bütün hayaletler arasında en kötüsü eski aşklardır. Şimdi içeri geçip puro içelim. Bay Trevor'ın o günden itibaren her ne kadar sıcak davranmaya devam etse de bana bir miktar şüpheyle yaklaştığını görebiliyordum. Bunu oğlu da fark etti. Bizim hakimin içine öyle bir kurt düşürdün ki, dedi, bir daha asla neyi bilip neyi bilmediğini anlamayacaktır. Hakim bunu belli etmemeye çalışıyordu ama o kadar kuvvetli bir duyguydu ki her hareketinde açığa çıkıyordu. Sonunda ona rahatsızlık verdiğimi düşünerek ziyaretimi kısa kesmeye karar verdim. Ama oradan ayrılacağım gün olan bir olay dikkat çekiciydi. Bir gün üçümüz bahçede şezlonglara uzanmış, güneşin ve manzaranın keyfini çıkartırken hizmetçi kız gelip kapıda Bay Trevor'ı görmek isteyen bir adam olduğunu haber verdi. Adı neymiş diye sordu ev sahibi. Kendisi söylemiyor. Ne istiyormuş peki? Onu tanıdığınızı ve biraz konuşmak istediğinizi söyledi. İçeri al o zaman. Kısa bir süre sonra içeri yaşlıca, ürkek bir adam girdi, ayaklarını sürükleyerek. Üstünde lekeli bir ceket, kırmızı kahverengi damalı bir gömlek, yün pantolon ve eski püskü çizmeler vardı. İnce ve esmer yüzünde sinsi bir ifade vardı ve sürekli sırıtan ağzında çarpık çurpuk sarı dişleri görünüyordu. Kırışmış elleri ve duruş şekli denizcilere özgüydü. Adam bize doğru gelirken Bay Trevor hıçkırığa benzer bir ses çıkararak sandalyesinden fırlayıp eve koştu. Bir süre sonra geri geldiğinde yanımdan geçerken yoğun bir şekilde viski kokusu aldım. ''Söyle adamım,'' dedi. ''Sana nasıl yardımcı olabilirim?'' Denizci yüzündeki gülümsemeyi bozmadan Bay Trevor'a baktı, gözlerini kırpıştırarak. ''Beni tanımadınız mı?'' diye sordu ona. ''Tabii ki tanıdım Hudson,'' dedi Bay Trevor şaşırmış gibi. ''Doğru efendim Hudson,'' dedi denizci. ''Görüşmeyeli 30 yıl kadar olmuş. Siz sıcak evinizde otururken ben hala iki lokma ekmeğe talim ediyorum.'' ''Sen beni hayırsız mı sandın?'' diye atıldı Bay Trevor ve adama yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldadı. ''Şimdi mutfağa git de karnını doyur,'' dedi
sonra yüksek sesle. Muhakkak sana bir şeyler ayarlarız. Sağ olun efendim, dedi denizci. İki yıldır başımdaki külüstürle uğraşıyorum. Şu sıralar biraz dardayım ve kafamı dinlemeye ihtiyacım var. Zaten siz olmasanız Bay Bedos'a gidecektim. Bay Bedos'un nerede olduğunu biliyorsun demek. Elbette, bütün eski dostların nerede olduğunu bilirim, dedi adam sinsi bir gülümsemeyle ve sonra hizmetçi kızın ardından mutfağa gitti. Bay Trevor, adamın madenlere giderken bindiği bir gemiden arkadaşı olduğuna benzer bir şeyler geveledi ve bizi bahçede bırakıp içeri girdi. Bir saat kadar sonra içeri girdiğimizde Bay Trevor'ı kanepede sızmış halde bulduk. Bütün bu olanlar hiç hoşuma gitmemişti. Zaten varlığımın yeteri kadar rahatsızlık verdiğini düşünerek ertesi gün Donithorpe'tan ayrıldım. Londra'ya döndüğümde 7 hafta boyunca organik kimya deneyleriyle uğraştım. Ama yazın sonlarına doğru bir gün arkadaşımdan bir telgraf aldım. Tavsiyeme ve yardımıma ihtiyacı olduğunu söylüyor, hemen Donithorpe'a gelmemi rica ediyordu. Tabii ben de her şeyi bırakıp kuzeye döndüm yine. Beni istasyonda karşılamaya geldiğinde son 2 ayın onun için çok zor geçmiş olduğunu fark ettim. Dertten zayıflamış, o eski gürültücü neşeli hali kalmamıştı. Hakim ölüyor, dedi ilk olarak. Olamaz diye bağırdım. Ne oldu? Felç. Bugün yine sinir krizi geçirdi. Döndüğümüzde onu sağ bulamazsak hiç şaşırmam. Bu beklenmedik haber üzerine ne kadar dehşete kapıldığımı tahmin edebilirsin Watson. Neden böyle oldu diye sordum. Sorun da bu ya, bunu yolda konuşuruz. Sen ayrılmadan önceki akşam gelen adamı hatırlıyor musun? Hem de dün gibi. O gün eve kimi almışız biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. O şeytanın ta kendisi Holmes, dedi heyecanla. Adama şaşkınlıkla baktım. Evet evet, iblis o. O günden beri hiç huzurumuz kalmadı. Bir an için bile. Hakim o gün yataktan kalkamadı. O lanet Hudson yüzünden babam hayata küstü. Şu Hudson babana ne yaptı? Bunu öğrenmek için neler vermem ki? Onun gibi nazik, iyiliksever bir adam nasıl olur da o alçak haydutun elinde oyuncak olur? Ama geldiğine sevindim Holmes. Sana güveniyorum. Bana yardım et. Batan güneşle birlikte Broads'a doğru yola çıktık. Soldaki bir koruluğun arkasında hakimin evinin bacaları ve bayrak direği görülebiliyordu. Babam adamı önce bahçıvanlığa getirdi, dedi arkadaşım. Sonra da bu yetmeyince başkahya oldu. Ev artık tamamen elinin altındaydı ve istediğini yapabiliyordu. Hizmetçiler sarhoşluğundan ve küfürbazlığından şikayet etmeye başladılar. Babam da onları susturabilmek için maaşlarını yükseltti. Sonra adam sandalı ve babamın en iyi silahlarını alıp ava çıkmaya başladı. Ortalıkta olduğu sürece yüzünde öyle sinsi ve küstah bir ifade oluyordu ki, inan bana yaşıtım olsa şimdiye kadar çoktan halletmiştim işini. Kendimi o kadar dizginledim ama şimdi düşünüyorum da keşke öyle yapmasaydım. Neyse, işler sürekli kötüye gitti ve Hudson gün geçtikçe daha da saldırgan olmaya başladı. Bir gün babama küstahça karşılık verdiği için dayanamayıp yakasından tuttuğum gibi attım odadan. Çıkarken yılan gözlerinde tehdit okunuyordu. Sonunda zavallı babamla aralarında ne geçti bilmiyorum ama babam ertesi gün gelip Hudson'dan özür dilememi istedi. Haliyle reddettim ve onun gibi aşağılık birine neden bu kadar göz yumduğunu sordum. Ah evladım, dedi. Bunu ben de konuşmak isterdim ama halimi bir bilsen. Ama bir gün mutlaka öğreneceksin Victor. Ne olursa olsun öğreneceksin. Zavallı babandan sana zarar gelmeyeceğini bilirsin, değil mi oğlum? Sonra da kendini çalışma odasına kapattı ve pencereden görebildiğim kadarıyla bütün gün harıl harıl bir şeyler yazıp durdu. O akşam Hudson buralardan gideceğini söyleyince derin bir oh çektim. Babamla ben yemekten sonra oturmuş puro içerken odaya girdi ve yarı sarhoş bir adamın sesiyle niyetini açıkladı. Norfolk'tan sıkıldım artık, dedi. Hampshire'a, Bay Bedos'a gidiyorum. O da beni görünce sevinecektir, eminim. Bir şeye mi gücendin de gidiyorsun Hudson, diye sordu babam. Beni çılgına çeviren bir uysallıkla. Bana bir özür borcunuz var, dedi Hudson. Bana doğru ters ters bakarak. Bu değerli insana kötü davrandığını kabul etmelisin Victor, dedi babam bana dönerek. Tam tersine ona gereğinden fazla sabır gösterdiğimizi düşünüyorum, diye karşılık verdim.
Sabır ha diye hırladı Hudson. Öyle olsun dostum, görüşeceğiz dedikten sonra önce odadan çıktı, yarım saat sonra da evi terk etti. Babamın o günden sonra sinirleri iyiden iyiye bozuldu. Her gece odasını arşınlayıp durduğunu duyabiliyordum. Tam biraz toparlanır gibiyken son darbeyi yemişti. Bu nasıl oldu peki diye sordum merakla. Çok garip. Dün akşam babama Fording Bridge'den bir mektup geldi. Babam mektubu okuduğunda kafasını ellerinin arasına alarak aklını yitirmiş biri gibi odada dört dönmeye başladı. Sonunda sakinleştirip bir kanepeye yatırdığımda ağzıyla göz kapaklarının çarpıldığını gördüm ve kriz geçirdiğini anlayarak doktoru çağırdım. Onu hemen yatağa yatırdık ama felç iyice yayılmıştı. Ben çıkana kadar kendine gelmemişti. Döndüğümüzde onu sağ bulamayabiliriz. Beni korkutuyorsun Trevor dedim. O mektupta bunlara yol açabilecek ne var acaba? Hiçbir şey. İşin anlaşılmaz kısmı da burası ya. Mesaj oldukça sıradan ve garip. Aman tanrım, galiba korktuğum olmuş. Bunları anlatırken biz de ön kapıya gelmiştik. Akşam alacakaranlığında evdeki bütün kepenklerin kapatılmış olduğunu gördüm. Kapıya yöneldiğimizde siyahlar içinde bir beyefendi çıka geldi. Dostumun yüzü acıyla gerildi. ''Ne zaman oldu doktor?'' diye sordu Trevor. ''Sen çıktıktan hemen sonra.'' ''Hiç kendine geldi mi?'' ''Sadece bir anlığına.'' ''Benim için bir şey söyledi mi?'' ''Sadece kağıtların dolabın arkasında olduğunu söyledi.'' Arkadaşım doktorla birlikte yukarıya çıktı. Ben de çalışma odasında kalıp bütün olanları kafamda evirip çevirmeye başladım. Dövüşçü, gezgin ve altın madencisi Trevor'ın nasıl bir geçmişi vardı ve nasıl olmuştu da o alçak denizcinin kapanına düşmüştü. Ayrıca kolundaki dövmede yazan harfleri anlattığımda neden bayılmıştı? Peki ya Fordingham'dan gelen mektup nasıl olmuştu da adamın ölümüne sebep olmuştu? Sonra Fordingham'ın Hampshire'da olduğunu ve denizcinin muhtemelen şantaj için gittiği Bay Beddoes'un da Hampshire'da oturduğunu hatırladım. Bu durumda mektup ya denizci Hudson'dan geliyordu ve o sırrı açığa çıkardığını yazıyordu ya da Bay Beddoes'tan geliyordu ve eski dostunu olası bir ihanete karşı uyarıyordu. Buraya kadar her şey açıktı. Peki öyleyse bu mektup nasıl olurdu da genç Trevor'ın söylediği gibi komik ve anlamsız olurdu? Yanlış anlamış olmalıydı. Mektup şifreli olabilir miydi? O mektubu kesinlikle görmem gerekiyordu. Eğer gizli bir mesaj varsa çözebileceğime inanıyordum. Bir saat kadar daha karanlıkta oturup düşündükten sonra nihayet elinde lambayla gözü yaşlı bir hizmetçi, arkasından da dostum Trevor geldi. Biraz solgundu ama metin görünüyordu. Elinde de şu anda kucağımda olan bu mektup vardı. Karşımda oturdu. Lambayı yaklaştırdı ve üzerinde şu kelimeleri karalanmış olduğu kağıdı uzattı. Oyun için biletler bitti. Bildiğin gibi Hudson erken davranarak her türlü gereken şeyi bulup hizmetçiye anlatmış. Yine de çabuk olmak şart. Kaç keredir söylüyorum, kurtul şu tembellikten. İlk okuduğumda sen nasıl şaşırdıysan ben de öyle şaşırdım. Sonra bir kere daha dikkatli okudum. Tam düşündüğüm gibiydi. Bu garip kelimelerin ardında gizli bir anlam olmalıydı. Acaba bu biletler ve hizmetçi kelimelerinin önceden kararlaştırılmış bir anlamı var mıydı? Eğer öyleyse karşılığı tamamen keyfi olurdu ve hiçbir şekilde çözülemezdi ama bunu da kabullenmek zorundaydım. Mesajda geçen Hudson kelimesi mesajın konusunun tahmin ettiğim gibi olduğunu ve denizciden değil Beddoes'tan geldiğini gösteriyordu. Bir kez de tersten okudum ama kurtuluşu tembellikten pek bir şey ifade etmiyordu. Bir kez daha denedim ama biletler için oyun da pek bir işe yaramayacak gibiydi. Ama bir anda bulmacanın anahtarını buldum. İlk kelimeden itibaren ikişer kelime atlayarak okuduğunda ortaya çıkan mesaj gerçekten de Trevor'ı umutsuzluğa sürükleyecek cinstendi. Notu arkadaşıma da okudum. Oyun bitti. Hudson her şeyi anlatmış. Çabuk kaç, kurtul. Victor Trevor yüzünü titreyen ellerinin arasına aldı. ''Mesaj bu olmalı.'' dedi. ''Bu ölümden de beter. Çünkü bu bir yüz karası. Peki ama bilet ve hizmetçi ne anlama geliyor?'' ''Mesajla hiç ilgisi yok ama baştan anahtarı bulamasaydık bizi epey uğraştıracaktı. Nasıl başladığını görüyorsun. Oyun bitti.
Sonra da şifreye uymak için aralara herhangi ikişer kelime koymuş. Ama bu aralara koyduğu kelimelerden anlaşıldığı kadarıyla oyunlara meraklı biri. Sen şu Bedos'u tanıyor musun? Şimdi sen söyleyince hatırladım. Babam geçenlerde onunla oyunlara gitmekten bahsediyordu. O zaman bu not kesinlikle ondan geliyor, dedim. Şimdi bulmamız gereken tek şey Hudson'ın bu iki adamın başına çöreklenmesini sağlayan sır. Ah Holmes, korkarım günah ve utanç dolu bir şey olsa gerek, dedi dostum. Ama senden saklayacak değilim. İşte bu babamın vasiyeti. Hudson'dan gelecek tehlikeyi sezerek hazırlamış olmalı. Doktorun dediği gibi dolabın arkasında buldum. Al ve yüksek sesle oku. Kendim bunu yapacak güce ve cesarete sahip değilim. O akşam çalışma odasında okuduğum kağıtlar bunlar Watson. Ve şimdi sana da okuyacağım. Şöyle başlıyor. Gloria Scott gemisinin 8 Ocak 1855'te Falmouth'tan yola çıkıp 6 Kasım'da kuzey 15 derece ve batı 25 derecede batışı ile ilgili ayrıntılar. Çok sevgili oğlum, yakında ortaya çıkacağını sandığım bir rezaletten önce sana her şeyi kendim açıklamak istiyorum. Öncelikle şunu bilmelisin ki beni en derinden yaralayan şey kanundan korkmam, insanların gözlerindeki itibarını kaybetmem veya tanıdıklara rezil olmam değil. Beni sevdiğine ve her zaman saygı duyduğuna inandığım oğlumun yüzünün kızarması olacaktır. Sürekli başımda dolaşan kılıç tepeme indiğinde bunu okumanı istiyorum. Oku ki ne kadar masum olduğumu öğren. Öte yandan her şey yolunda giderse ki Yüce Tanrı bunu bize bahşedebilir ve bu yazı bir şekilde eline geçerse sevgili annenin aziz hatırası ve seninle aramızdaki sevgi adına sana yalvarıyorum. Onu ateşe at ve bir daha da aklına getirme. Ama bu satırları hala okuyorsan, bu utanç ortaya çıkmış, evimden götürülmüş veya daha muhtemeli zayıf kalbim bu acıya dayanamayarak yenik düşmüş demektir. Her halükarda artık bir şeyleri gizlemenin anlamı kalmamış demektir. Bu yüzden şu andan itibaren anlatacaklarımın çıplak gerçekler olduğunu bilmeni ve beni anlayışla karşılamanı istiyorum. Sevgili oğlum, benim gerçek adım Trevor değil. Gençliğimde James Armitage olarak tanınırdım. Okuldan arkadaşın bana bu ilk harflerden bahsedince sırrımı öğrendi diye dehşete kapılmamı şimdi anlıyor musun? Neyse, Armitage ismiyle Londra'daki bir bankada işe girdim ve yine aynı isimle ülkemin kanunlarına karşı geldiğim için sınır dışı edildim. Lütfen benim hakkımda kötü şeyler düşünme oğlum. Ödemem gereken bir onur borcum vardı ve nasıl olsa yerine koyacağımdan emin olduğum için aldım o parayı. Ama kötü şans yakamı bir türlü bırakmadı. Hesaplar incelendiğinde açığım ortaya çıktı. 30 yıl önce kanunlar çok acımasız olduğu için 23. doğum günümde kendimi Avustralya'ya giden Gloria Scott gemisinde diğer mahkumlarla birlikte zincire vurulmuş halde buldum. 1855 yılıydı. Ve Kırım Savaşı'nın en şiddetli dönemleriydi. Bu yüzden eski mahkum gemileri Karadeniz'de kullanılıyordu ve devlet mahkumları taşımak için daha küçük gemiler kullanmak zorunda kalıyordu. Gloria Scott bir zamanlar Çin'le çay ticaretinde kullanılmış eski tarz ağır pruvalı geniş direkli bir gemiydi. İçindeki 38 hapishane kuşu dışında 28 kişilik bir mürettebatı da vardı. 18 asker, kaptan, 3 miço, 1 doktor, 1 rahip ve 4 temizlikçi. Mahkumların hücreleri arasındaki boşluklar bu tip gemilerdeki gibi kalın meşeden değil, daha ince ve dayanıksız bir ağaçtan yapılmıştı. Yanımda yatan adam bizi rıhtıma indirdiklerinde dikkatimi çeken bir tipti. Tüysüz bir yüzü, uzun ve ince bir burnu ve geniş bir çenesi vardı. Olağanüstü boyuyla kasıla kasıla yürüyordu. Hiçbirimizin kafası onun omzuna bile gelmezdi. Boyu en az 2 metre olmalıydı. O kadar üzgün ve yorgun yüz arasında onunki gibi enerjik ve azimli olanına rastlamak gerçekten garipti. Yanımda yattığını öğrendiğimde çok sevindim. Bir gece kulağımda bir fısıltı ile uyandım. Genç adam bizi ayıran tahtada bir delik açmayı başarmıştı. "Selam dostum," dedi. "Adın ne ve buradan işin ne?" Cevap verdikten sonra aynı şeyleri ben de ona sordum. ''Adım Jack Prendergast'' dedi. ''Benimle işim bitene kadar bu adı sık sık duyacaksın zaten.''
Başından geçenleri dinlerken hatırladım. Onun vakası ben tutuklanmadan önce büyük sansasyon yaratmıştı. İyi bir aileden gelen yetenekli bir adamdı. Ama iflah olmaz derecede kötü huyları vardı. Önde gelen Londralı tüccarlardan paralarını almayı iyi biliyordu. ''Demek beni hatırlıyorsun.'' dedi gururla. ''Hem de en ufak ayrıntısına kadar.'' O zaman dikkatini çeken bir şeyler olmalı. Ne gibi? Çeyrek milyon dolandırmamış mıydım? Öyle deniyordu. Ama bir kuruşu bile bulunamadı. Değil mi? Doğru. Peki sence nerede bu kadar para? Diye sordu. Hiçbir fikrim yok. Parmaklarımın arasında diye atıldı. Yüce Tanrım, kafandaki saç kadar param var benim. Elinde para varsa ve kullanmayı biliyorsan istediğin her şeyi yapabilirsin evlat. Peki sence böyle biri Çin işi bir geminin içinde fare ve böcek yuvası bir delikte çürümeyi göze alabilir mi dersin? Hayır dostum, böyle bir adam hem kendine hem de dostlarına iyi bakar. Sözümü dinle, onun yanından ayrılmazsan karşılığını alırsın. Her zaman böyle konuştuğu için ilk başta ne demek istediğini anlamadım. Ama sonra beni birçok kez denedikten ve yemin ettirdikten sonra gemiyi ele geçirme planından bahsetti. En az 12 mahkum, başlarında Prendergast ve onun parası. Bir zamanlar bir ortağım vardı, dedi bir gün. Nadir bulunacak sıkı bir dosttu ve içtiğimiz su ayrı gitmezdi. Şu anda nerede? Gemide tabii ki. Rahibin ta kendisi. Üstünde siyah cübbesi, gerekli belgeleri ve yanında gemiyi bile satın alabilecek kadar parayla geldi. Mürettebatı avucunun içine almak üzere. Daha şimdiden miçolarla Mirror'ı ayarladı bile. Hatta gerekli görürse kaptanı bile satın alabilir. ''Peki biz ne yapacağız?'' diye sordum. ''Sen ne dersin?'' dedi. ''Askerlerin üniformalarını kırmızıya boyayacağız. O kadar.'' ''Ama hepsi silahlı.'' dedim. Biz de öyle olacağız evlat. Yeteri kadar silahımız var. Mürettebat da arkamızda. Eğer gemiyi ele geçiremezsek yazıklar olsun bize. Bu gece sen de solundaki mahkumla konuş da bir bak bakalım. Ona da güvenebilir miyiz? Dediğini yaptım. Diğer komşum benim gibi sahtekarlıktan hüküm giymiş genç bir adamdı. Adı Evans'tı ama o da sonradan değiştirdi adını. Şimdi Güney İngiltere'nin en zengin ve en önemli adamlarından biri. Beni dinledikten sonra o da katılmak istediğini belirtti. Körfeze gelmeden ikisi hariç bütün mahkumlar bu gruba katılmıştı. Bu ikisinden biri yarım akıllı ve güvenilmez biri olduğu, diğeri ise sarılık olduğu için işe yaramazdı. Başlangıçta gemiyi ele geçirmemize engel olacak hiçbir şey yok gibiydi. Mürettebat bu iş için özel olarak seçilmiş bir grup hayduttu. Sözde rahip her gün vaaz verme bahanesiyle hücrelere geliyor, herkese gerekli aletleri dağıtıyordu. Üçüncü günün sonunda hepimizin yatağının altında bir eğe, bir çift silah ve bir torba barut vardı. Miçolardan ikisi Prendergast'ın adamıydı ve ikinci tayfa ise sağ koluydu. Kaptan, doktor, Teğmen Martin ve askerlerden başka yolumuza çıkabilecek kimse yoktu. Ne kadar rahat görünse de tedbiri elden bırakmamaya kararlıydık. Saldırı gece olacaktı ama her şey beklediğimizden daha erken başlamak zorunda kaldı. Yola çıkmamızdan 3 hafta kadar sonra bir akşam doktor, hasta mahkumlardan birini görmek için aşağı indiğinde silahlardan birinin ucunu fark etti. Aslında sakin kalıp görmemiş gibi yapmayı becerebilseydi, herkesi haberdar edip bütün planı berbat edebilirdi. Ama dayanamayıp bir çığlık atınca mahkum da olayı fark etti ve doktoru yakaladı. Tabii adamcağız alarm veremeden susturulup yatağa bağlandı. İçeri girerken güverteye çıkan kapıyı açtığı için de hepimiz dışarı çıktık. Karşımıza çıkan iki nöbetçi ve bir onbaşı hemen öldürüldü. Ayrıca iki asker daha tüfeklerini dolduramadan vuruldu. Sonra kaptanın kamerasına koştuk ama tam kapıyı açacakken içeriden bir patlama sesi geldi ve kaptanın beyninin masadaki Atlantik haritasına dağıldığını gördük. Arkasında elinde dumanı tüten bir tabancayla rahip duruyordu. Diğer mürettebat da yakalanınca iş bitmiş gibi görünüyordu. Kaptan odası kameranın yanındaydı. Hepimiz oraya toplandık. Heyecanla özgürlüğümüzden konuşmaya başladık. Sahte rahip Wilson çekmecelerden birini açarak beyaz şarap çıkardı. Şişeleri açıp içmeye koyulmuştuk ki kulaklarımızda tüfeklerin patlama sesiyle irkildik. O da öylesine dumanla dolmuştu ki göz gözü görmez olmuştu. Duman kalktığında manzara korkunçtu.
Wilson'la birlikte 8 adam yerde kıvranıyordu. Akan kan ve şarabı şimdi bile düşünsem hasta olurum. Öyle korkmuştuk ki Prendergast olmasa hemen teslim olurduk. Sükunetini koruyan Prendergast'ın talimatıyla dışarı koştuğumuzda pupada bekleyen Teğmen ve 10 adamıyla karşılaştık. Kaptan odasının tepesindeki açıklıktan üstümüze ateş açmışlardı. Ama bu sefer tüfeklerini yeniden dolduramadan biz önce davranarak işlerini bitirdik. Tanrım, gemi mezbahaya dönmüştü. Prendergast'ın gözü dönmüş, güvertede gördüğü askerleri çocuk gibi yakalayarak ölü ya da diri dinlemeden denize atıyordu. Ağır yaralı bir çavuş suyun üzerinde zorlukla yüzmeye çalışırken biri merhamet edip adamı öldürdü. Olay bittiğinde tutsak miçolar ve doktordan başka hiçbir düşmanımız sağ kalmamıştı. Zaten sonra da bu sağ kalanlar üzerine tartışma çıktı. Çoğumuz özgürlüğümüze kavuştuğumuz için çok mutluyduk ama vicdanımızı daha başka cinayetlerle rahatsız etmek istemiyorduk. Adamları bayıltmak için kafalarına dipçikle vurmak başka, soğukkanlılıkla öldürüldüklerinde başlarında beklemek başka bir şeydi. Biz 8 kişi, yani 5 mahkum ve 3 denizci bu cinayetlere tanık olmak istemediğimizi söyledik. Fakat Prendergast ve yanındakiler kararlılardı. Dediğine göre temiz bir iş olması için arkamızda ilk fırsatta ötecek tanıklar bırakmamalıydık. Az daha bizim kaderimiz de o tutsaklarınki gibi olacaktı. Ama neyse ki sonunda bir kayığa binip gidebileceğimizi söyledi. Tabii bu teklife hemen atladık. Çünkü bu kana susamışlığa daha fazla dayanamıyorduk. Bize denizci kıyafetleri, bir varil su, biri alet edevatla, diğeri peksimetle dolu iki fıçı ve bir pusula verdiler. Prendergast bize bir de harita vererek soranlara 15 derece kuzey ve 25 derece batıda batmış olan gemiden kurtulan denizciler olduğumuzu söylememizi tembihledi ve ipi keserek sandalı suya bıraktı. Şimdi hikayemin en şaşırtıcı kısmına geliyorum sevgili oğlum. Kuzeydoğudan esen rüzgarla birlikte yavaşça yol almaya başladık. Sandalımız dalgalarda bata çıka giderken grup içindeki eğitimliler olarak Evans ve ben de haritaya bakıp nereye gideceğimize karar vermeye çalışıyorduk. Bu önemli bir sorundu çünkü hesaplarımıza göre Cape de Verde 500 mil kuzeyde, Afrika sahili ise 700 mil doğuda kalıyordu. Sonuçta rüzgar kuzeyden estiği için Sierra Leone'nin iyi bir seçim olduğuna karar verdik. Bu arada gemi de gözden kayboluyordu. Aniden o yönden yoğun kara dumanlar yükselmeye başladı. Birkaç saniye sonra da büyük bir gürültü duyuldu ve Gloria Scott gözden kayboldu. Bunun üzerine kayığın yönünü değiştirerek bütün gücümüzle dumanın geldiği yöne gittik. Kaza yerine ulaşmamız bir saati geçtiği için kimseyi kurtaramayacağımızı düşünüyorduk. Suyun yüzündeki tahta parçaları geminin battığı yeri gösteriyordu. Ama tam hiç hayat belirtisi olmadığına karar vermiş gidiyorduk ki bir imdat çağrısıyla irkildik ve biraz ileride geminin kalıntılarına tutunmuş halde bir adam olduğunu gördük. Sandala çıkardığımız adam genç denizci Hudson'dı. Ama her tarafı yanık içinde ve ağır yaralı olduğundan neler olduğunu onun ağzından öğrenebilmek için ertesi sabahı beklemek zorunda kaldık. Anlattığına göre biz gittikten sonra Prendergast ve çetesi kalan 5 mahkumu da öldürmüş, diğer 3 miço da vurulup denize atılmış. Sonra Prendergast aşağı inerek zavallı doktorun boğazını kendi elleriyle kesmiş. İkinci kaptan ise cesur ve enerjik bir adam olarak Prendergast'ın elinde kanlı bıçakla üzerine doğru geldiğini gördüğünde onu tutanlardan kurtulup güverteden aşağı ambara kaçmış. Elinde silahlarla peşinden giden bir düzine mahkum adamı bir barut fıçısının yanında elinde kibritle beklerken bulmuşlar. Adam onlara yaklaşırlarsa bütün gemiyi havaya uçurmakla tehdit etmiş. Kısa bir süre sonra da o büyük patlama olmuş. Ama Hudson patlamanın mahkumlardan birinin kaza kurşunu yüzünden olmuş olabileceğini tahmin ediyordu. Sebebi her ne olursa olsun bu Gloria Scott'ın ve mahkum çetesinin sonu olmuştu. İşte sevgili oğlum, bu korkunç hikaye kısaca böyle. Ertesi gün Hostpur adlı bir gemi tarafından alınıp Avustralya'ya gittik. Geminin kaptanı bizim batan geminin kazazedeleri olduğumuza kolaylıkla inandı. Sonradan resmi makamlar Gloria Scott nakliye gemisinin denizde kaybolduğunu açıkladı ve geminin gerçek kaderi üzerinde başka hiçbir haber duyulmadı. Hostpur sorunsuz bir yolculuktan sonra bizi Sydney'e bıraktı. Evans ve ben isimlerimizi değiştirerek altın madenlerine gittik.
ve farklı milletlerden gelen insanların arasına kolaylıkla karıştık. Gerisini anlatmaya gerek yok. Bolca altın çıkardıktan sonra İngiltere'ye zengin koloniciler olarak döndük ve kendimize toprak satın aldık. 20 yıldan fazla süredir huzur dolu bir hayat sürdük ve topluma yararlı insanlar olduk. Bütün olanları tamamen geçmişe gömdüğümüzü düşünürken, o kazadan kurtardığımız adamı yeniden gördüğümde neler hissettiğimi tahmin edebilirsin. Bizi bir şekilde bulmuş ve hayatlarımızı sömürmeye gelmişti. Onunla iyi geçinmek için neden bu kadar çok uğraştığımı şimdi anlıyorsundur umarım. Artık beni bırakıp diğer kurbanına gittiği için bütün bunları anlatmanın zamanının geldiğini düşündüm. Altında da zorlukla okunan bir şekilde şunlar yazıyordu. Bedos'un mesajı şifreli olarak H'nin her şeyi anlattığını yazıyordu. Yüce Tanrım, bize merhamet göster. O gece Trevor'a okuduğum hikaye böyleydi Watson. Gerçekten de dramatik bir olay. Sevgili dostum bu olaydan sonra terayiye çay ekimi yapmaya gitti. Durumunun iyi olduğunun haberini alırım sık sık. Denizci ve Bedos'a gelince bu uyarı mektubunun yazıldığı tarihten beri ikisinden de haber alınamadı. İkisi de tamamen ortadan kayboldu. Sadece Hudson bir kez görülmüş. Polis onun Bedos'un işini bitirdikten sonra kaçtığını düşünüyor. Bence tam tersi. Muhtemelen Bedos umutsuzluğa kapılarak Hudson'dan öcünü aldı ve yanında götürebileceği bütün parasıyla ülke dışına çıktı. İşte hikaye böyle doktor. Eğer bunu da koleksiyonuna katmaya niyetliysen, senindir.